Diyanet Televizyonu'ndan hayırlı akşamlar. Dini Gündem programına hoş geldiniz. Değerli izleyenler bu hafta Dini Gündem'de Kur'an'ın rehberliğinde doğru bir davet nasıl yapılır? Bu konuyu değerli kurul uzmanlarımızla beraber konuşacağız. Konuyu konuşmak üzere bizlerle beraber Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Doktor Zafer Koç Hocam ve Abdullah Bilir Hocam olacaklar. İzninizle ben hocalarıma bir hoş geldiniz diyerek programıma başlamak istiyorum. Zafer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun efendim. Abdullah Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Ergen Hocam sağ olun teşekkür ederim. Zafer Hocam hemen sizle başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de emri bil maruf nehyi anil münker diye bir kavram var. Bu kavram bizlere ne ifade etmektedir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam'a, onun al ve ezvacının ruhlarına, ashabının ruhlarına salatu selam olsun e, ee, eh, Emri bil maruf, nehyanel münker konusu. Kur'an-ı evet. Kerim'de gerçekten e, ciddi bir yer işgal eden önemli bir e, konudur. İsterseniz konuya e, emri bil maruf, nehyanel münker e, kelime anlamıyla, cümle anlamıyla ne anlama gelir? Çok güzel olur hocam. E, onu tanıtarak, tanımlayarak başlayalım. Evet. E, Türkçe karşılığı olarak iyilikleri emretmek. Ee, ve kötülükleri de engellemek, yasaklamak, ortadan kaldırmak, kötülüklere giden yolları izale etmek, yok etmek anlamında, şeklinde tercüme edebiliriz. Ee, bu tanımda maruf kelimesi var, bir de münker kelimesi var. Maruf demek, e, Türkçe'de de kullandığımız bir kelimedir. E, bilinen, evet. malum olan, e, insanların yabancılamadığı, e, tanıdık olan, e, insanın bünyesinin, aklının, zihninin kabul ettiği şeylere maruf diyoruz. Evet. Münker ise maruf kelimesinin zıttı olarak e, bilinmeyen, tanınmayan, yadırganan, hoş karşılanmayan, insanın aklına, zihnine, mantığına e, ters düşen, uygun düşmeyen şeylere de e, münker. münker diyoruz. O Dolayısıyla diyoruz. burada emri bil maruf, nehyanil münker. E, tamlamasını ya da deyimini ifade edersek aklın ve dinin hoş gördüğü, kabul ettiği insanın ruhuna, duygusuna, efendim dünya ve ahiret menfaatine uygun olan şeylerin hepsine maruf diyoruz. İnsanın hem dünyasını hem de ahiretine zarar veren her türlü davranış, fiil, söz, bunlara da münker diyoruz. O zaman yani çok geniş bir kavram gibi. Yani namaz kılmaktan yalan söylememeye kadar hepsini içine alan, belki fakire yardım etmekten işte bir canlıya yardım etmeye kadar hepsini içine alabilecek bir kavram anladığım. Çok doğru. Mı? Aynen öyle. Hatta cihat kavramı Evet. ile kıyasladığımızda cihat kavramı bu emri bil maruf nehyanil münker'in bir parçasını oluşturuyor. Hı. Emri bil maruf daha içe dönük bir e, faaliyet olarak görüyoruz. Cihat ise e, dışa yani cihatta dışarıya yönelik. Yani İslam toplumunun dışında e, gayrimüslimle mücadeleyi, e, onlara İslam'ı ulaştırmak, onlara İslam'ı götürebilmek bu daha çok cihat e, konusuyla alakalı. Emri bil maruf ise onu da içine kapsayacak şekilde Evet. Ee, İslam toplumunu daha çok ilgilendiren yani İslam toplumu dediğimizde Müslümanların yaşadığı ortamda e, Müslümanların her türlü yani bunu basit bir şekilde affedersiniz sokağa tükürmekten tutun kirletmek kağıt atmak efendim ağaçlara zarar vermek hayvanlara zarar bunların da hepsini işin alacak bir kavramdır. Ee, onun için i̇mam Gazali Gazali e, enteresan bir şekilde bu e, emri bil maruf nehyi anel münkeri tanımlarken der ki dinde kutbu azamdır der bu emir, hmm. bu hüküm. Ne demek kutbu azam demek? Yani bu olmazsa emri bil maruf nehyi anel münker olmazsa iyilikleri emretmek, kötülükleri de engelleme konusu olmazsa peygamberlere ve kitaplara da ihtiyaç kalmazdır. Hmm. Yani peygamberlerin ve kitapların da göndermesinin sebebi Budur iyilikleri emretmek, kötülükleri de yasaklamak. Yine İslam alimlerinden İbn-i de çok güzel bir şekilde şu tanımı yapar. Ee, der ki, emir bil maruf nehyi müker olmasaydı e, insan diye bir varlık olmazdı. İnsan yalnız başına olsa bile, yalnız başına yaşasa bile yine de kendine göre belli kurallar, emirler ve yasaklar koyan bir varlıktır. Kaldı ki toplum içinde yaşarken bir insanın mutlaka ve mutlaka uyması gereken e, kayda ve kurallar vardır. Yapması gerekenler veya yapmaması gerekenler. Onun için emri bil maruf nehyi al müker e, cihadın da cihat konusunu da içine alan son derece önemli bir husustur ki e, aşağı yukarı iyilikleri emrederler, kötülükleri yasaklarlar şeklinde açık olarak böyle arka arkaya gelen 10 tane ayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de bunu emreden pek çok diğer, diğer ayetler var ama eee ne bil maruf ve yenhevne alel münker. Bu kalıpta 10 tane ayet e, mevcuttur. Evet. E, isterseniz o ayetlerde daha sonra... İnşallah ki, o e, ileride de onlara değiniriz hocam. İşte. Yani sizin anlattığınızdan anladığım kadarıyla yani şimdi insan iyiliği emretmek, kötülükten yasaklamak hemen duyunca ilk aklına gelen bunları sözlü olarak ifade etmesi geliyor ama sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla yer yer sözlü yer yer fiziki olarak da bu e, görev icra edilebilir. Mutlaka. Geniş bir kavram. Yani burada e, sadece sözlü değil. Hatta bir hadis-i şerif var. Evet. E, sizden kim <laughs> menra ra'a minkun munkaran ila ahir hadis. E, sizden birisi bir kötülük görürse eliyle düzeltsin. Eliyle gücü yetmiyorsa diliyle. Diliyle de gücü yetmiyorsa kalbiyle buuz etsin. İşte bu emri bil marufun çerçevesini çizen önemli bir hadistir. Evet Allahu Teala bunu evet. müminlerin belki omuzlarına yüklemiştir. Şimdi Abdullah Hocam hemen size dönerek işin şu noktasını sormak istiyorum. Zafer Hocam Allah razı olsun emri bil maruf nehyani münker bize anlattı ama şimdi her önüne gelen bunu yerine getirir mi? Veyahut da bunu yerine getirebilme adına ne gibi sıfatlara özelliklere haiz olmak lazım? Bu noktada neler söylersiniz? Evet. Bismillah. Hamdülillah ve bihi nesta'in. Tebliğ, irşat, emri bil maruf, nehi anil münker, vaaz. Bunların hepsi hemen hemen aynı kavramlar. Bir defa şunu ifade edelim. Tebliğden, emri bil maruftan bütün Müslümanlar hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak sorumludur. Hazreti Peygamber Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an buyuruyor. Evet. Hepiniz çobansınız, hepiniz tebaalarından sorumlusunuz. Evet Esasında İslam'ın öğretileri bize tebliğ ve nakil yoluyla gelmiştir. Mesela Hz. Peygamber eğer kendisine inen vahyi sahabeye aktarmamış olsaydı, evet. tebliğ etmemiş olsaydı bugün elimizde Kur'an-ı Kerim mevcut olmazdı. Keza aynı şekilde sahabe Hz. Peygamber'den duyduklarını kendisinden sonra gelen nesle aktarmasaydı bugün elimizde hadis külliyatı olmazdı. Evet. Dolayısıyla bu vazife sadece Hazreti Peygamberle sınırlı değil. Bütün Müslümanlar bundan sorumludur. Evet. Az önce hocamız okudu. Evet. "Velitekum minkum ummetun hayri ve bil ve ani'l-münker." İçinizden diyor öyle bir topluluk oluşsun ki bu topluluğun fertleri her zaman insanları iyi ve güzel olan şeylere çağırsın. Evet. İyiliğin hakim olması için ve kötülüğün mahkum olması için çabalasınlar diyor. Evet. Yine Hazreti Peygamber bu vazife ile ilgili şöyle diyor. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine alil hak. Kıyamete kadar her zaman hak uğrunda mücadele edecek bir grup insan olacaktır diyor. Evet. Şimdi Hazreti Peygamber'in sözleri bazen tasviri anlatımlı olur, bazen temsili anlatımlı olur bu emrin bil marufun nedenli gerekli olduğuna dair yine çok veciz bir uslupla, temsili ve tasviri bir uslupla bize şunu anlatıyor. Bu dünyayı bir gemiye benzetiyor. İnsanları da o geminin içerisinde yol alan yolculara benzetiyor. Geminin içinde iki grup insan var. Bunlardan birinci kısım, birinci grup insan Allah'ın hududunu gözeten akıl erdem sahibi insanlar. Değerleri ise kendi nefislerine, hevalarına uyan Allah'ın hududunu gözetmeyen insanlar. Ve kura çekiliyor. Birinci kısım, birinci grup üst kısma, ikinci grup alt kısımda yerlerini alıyorlar. Gemi denizin ortasına doğru ilerliyor. Daha sonra alttakilerin su ihtiyacı hasıl oluyor. Fakat alttakiler masumane bir tavırla yukarıdakileri rahatsız etmek istemiyorlar. Ve bunlar gemiyi delmeye başlıyorlar. Fakat yukarıdakiler buna sözlü olarak müdahalede bulunuyor. Şimdi eğer yukarıdakiler bunlara sözlü olarak müdahale etmese alttakiler batacağı gibi yukarıdakiler de helak olacak. Evet. İşte eğer biz emri bil maruf'u yerine getirmezsek aynı gemide olduğu gibi geminin batması gibi bunun zararı bütün toplumlara mal olacaktır. Herkese, evet. var bu işin. Şimdi Abdullah hocam e, yani şimdi hani kimler bu vazifeyi yapabilir dedik ya şimdi Zafer hocam da hadisi okudu. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam kullukum rain ...ifadesi, şey e, siz de söylediğiniz hadisi, e, böyle bir durum var, böyle bir hadis var. Sanki hadisten anladığımız herkes bu işe e, koyulmalı ama bir diğer taraftan ayet-i kerimelerin ifade ettiği... ...bir taife olsun bu işi yapmak üzere diye ayet-i kerimeler ifade ediyor. Evet. Tam olarak nedir ikisinin... E, tam ortak noktası veyahut da birbirinin tam anlaşılır şekli nasıl evet. olmalıdır? Bunu? Şimdi burada bir bireysel davet var. Bir de toplumsal olarak davet var. Grup halinde davet var. Tabi Her şeyin bir usulü, esası, yöntemi, menheci olduğu gibi evet. emni bil marufun da kendisine göre bazı yöntemleri vardır. Dolayısıyla emni bil maruf yapacak kişilerin evet. belli özelliklere haiz olması gerekir. Evet. Bunlardan birincisi öncelikle İslam ilim geleneğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani İnsanları davet ettiğimiz İslam nedir? Bu İslam'ın temel ilkeleri nelerdir? İşte Allah insan ilişkisi nedir? Ben nereden geldim, nereye gidiyorum? İnsan nedir? Dolayısıyla bunları yüzeysel değil, hani Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle وَالرَّاسِخُونَ فِي almi şeklinde yani derinlemesine bunları bilmesi gerekir. Yine bizim geleneğimizde bununla ilgili çok veciz bir ifade var. Şu çok kullanılır. usul, الْاُسُولُ بَاسِقَتُ الْفُرُعُ Yani usulü kökü sabit olacak, sallanmayacak fakat dalları uzun olacak. Evet. Hani Mevlana'ya atfedilen bir söz var. Biz pergel gibi diyor. Bir ayağımız sabit, öteki ayağımız yani bir ayağımız sabit derken bir ayağımız İslam'ın değerlerine bağlıdır. Öteki ayağımız 72 milleti dolaşır. Evet. İşte biz böyle olduğumuz zaman davetçi o zaman meyve veren bir ağaca benzer. Tükülehe kullahi'nin bi indirbiha. Allah'ın izniyle o kişi her zaman ...meyvesini verir diyor. Tabi bunun dışında davetçinin emri bil maruf yapacak kişinin insanı tanıması gerekiyor. Vakayı tanıması gerekiyor. Mesela Hazreti Peygamber Muaz Bin Cebel'i Yemen'e gönderiyor. Ehli kitaba gönderiyor. Ee, öncelikle onlara şehadeti telkin etmesini... ...eğer bunu kabul ederlerse beş vakit namazı... ...daha sonra bunu da kabul ederlerse zekat vermelerini istiyor. Şimdi eğer Hazreti Peygamber Muaz Bin Cebel'i Yemen'e değil veya ehli kitaba değil başka bir millete veya diyelim ki mülhitlere göndermiş olsaydı belki peygamberin tavsiyesi farklı olacaktı. Dolayısıyla emri bir maruf yapacak kişi İslam'ı hareketler olsun veya özellikle hani şunu örnek olarak verebilirim. Avrupa'ya gidecek. Avrupa'da emin bir maruf yapacak. Orada bizim azınlık Müslümanlarımız var. O azınlık Müslümanların problemlerini bilmesi gerekiyor. Keza yine aynı şekilde kilisede bir papazla konuşacak. Ona İslam'ı anlatacak. Öyleyse onun kültürünü, dinini, tarihini, dinler tarihini bilmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde mesela diyelim ki köylülerin, çiftçilerin yoğun olarak yaşadığı bir kasabadaki camiyle evet. üniversite kampüsündeki bir caminin muhtevası, irşadı birbirinden farklı olması gerekiyor. Tabii böyle olunca sağlam bir zemine oturunca davetçi o zaman bu kişi yine bal arısına benziyor. Yahrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaul linnas. Yani farklı farklı tatlara sahip, farklı farklı renklere sahip efendim içinde insanlar için şifa olan bir malzeme oluşturur. Tabi böyle olunca e, bu Alabe yine Rabbi. Allah'tan bir delil üzere olur. Kafasına göre konuşmaz. Yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Alabasıratimmir Rabbi. Normalde Alabasıratimmir Rabbi bizim müfessirler tarafımızdan hani delil olarak açıklanmış. Fakat bunun çok özel bir anlamı var. Davetçi eğer bu özelliklere sahip olursa emri bil maruf yapan kişi ala basiretin şu demektir. Sanki anlattıklarını kendisi görüyormuş gibi ya da karşı taraf görüyormuş gibi anlatır. Dinleyenler de muhatapları da bunu benimsemiş olur. Yani seviyorum. bu noktada o zaman emri bil maruf yapacak kişiler e, hikmeti ellerinden bırakmamaları. Kime ne söyleyecekler, hangi makamda ne söylenmesi gerekir. Bir de e, söyledikleri şeyleri ala basiretin yani ilim. Bilerek ne söylediğini Tabii bilerek de hareket Dediğini bilecek. bilecek ne yaptığının e, farkında olacak. Önemli. Bir de kime söylediği de sanırım evet. önemli. E, o noktada evet yani sizden anladığım kadarıyla ümmetin tamamı bu vazifeyle, vazifeyle ama bir baba çocuğuna, bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerine bir de topluma yönelik bu işte e, ehil olan kişiler bu vazifeyi yapabilirler evet. sanırım. Evet. E, Zafer Hocam bu noktada hemen size şunu sormak istiyorum. Kur'an bu vazifenin ifası için bize ee, ne gibi tavsiyelerde bulunuyor? Ee, Fatih hocam, Kur'an-ı Kerim'de e, pek çok kavimle ilgili kıssalar anlatılır. Evet. Bunların hikaye olmadığı malum. Allahu Teala bunlarla bizlere ciddi manada dersler verir. Bu kıssalarda toplumların e, helak oluş sebepleri. Ne yaptılar da helak oldular? Ortadan kalktı. Günümüzde bile pek çok toplum var ki tarih sahnesinde silinmiş gitmişler. Evet. Neden silinip gittiler? Bir şeyler yaptılar. Yani yanlış işler yaptılar. Ve devletleri yok oldu. Toplumları yok oldu. İnsanları yok oldu. Ya esaret yaşadılar ya da öldürüldüler. Devletleri de yok oldu böylece. Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş kavimler, peygamberlerin kavimlerine baktığımızda pek çok kavmin Hazreti Salih Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Efendim Lut Aleyhisselam, Şahib Aleyhisselam evet. hepimiz e, örnekler çok olduğu için e, hepsini bir bir anlatma imkanı e, yok maalesef. Ama bu kavimlerin yok oluş sebepleri e, Kur'an-ı Kerim'de çok e, belirgin bir şekilde özet olarak anlatılır. İsterseniz bir tanesini ben yer vereyim örnek vereyim. Araf suresinde 163, 164 ve 165. ayetler. Ee, bu ayetlerde e, Akabe Körfezi'nin e, sahilde e, bir e, kavimden bahsedilir. Bu kavme Eyke halkı diyoruz ya da Efendim Medyen halkı diye bahsedilir. E, Arap suresinde bu kavimden bahsedilirken e, grubun yani insanların üç gruba ayrıldığından bahseder ayet-i kerime. Birincisi toplumu ifsat eden, kötü yola götüren. Kötülükleri yapan efendim bu işte ahlaki davranışlardan tutunuz rüşvettir, zulümdür, haksızlıktır, adaleti çiğnemektir. Bunlar olduğu gibi bir de ahlaki boyutta fuhuş gibi, e, yalan gibi, e, dedikodu gibi, cinayet gibi pek çok e, günahları işleyen bir kavim var. Evet. İkinci bir grup ise bunlara nasihatte bulunan yapmayın, etmeyin. Bu yaptıklarınız hatadır, bu yaptıklarınız yanlıştır, bu yaptıklarınız bizim toplumumuzu e, helaket sürükler, felaket sürükler, yok oluruz. Günümüzde de neticede bütün toplumların, e, yok olan toplumların e, esarete düşen bir şekilde bu hataların, yanlışların olduğunu görüyoruz. İkinci grupta bunlara nasihatte bulunan, e, bu yaptıklarının yanlış olduğunu, yapmamaları gerektiğini nasihatini yapan e, bir grup vardır. Üçüncü bir grup daha var e, bunların içinde. Ayet-i Kerime'nin e, ifadesiyle onu ben e, ifade edeyim. Buyurun. Estağfirullah. Ve iz qalet minhum Bu üçüncü grup da e, mümin olan insanlardır. Mümin olduklarını ayet-i kerimeden anlıyoruz. Mümindirler. Ama o nefesini tüketen, gayret eden, irşatta bulunan, kötülükleri engellemek için hani konumuz emri bil maruf nehyanel müker ya. Bu toplumdaki kötülükleri engellemek için uğraşan, gayret eden insanlara diyorlar ki lime te'izune kavma. Yani bu sizin bahsettiğiniz bu kötülükleri işleyen insanlar kalpleri kararmış. Evet. Efendim onlar artık doğru yola gelmezler. Artık onlar için nefesinizi tüketmeyin. Boşuna nefesinizi tüketiyorsunuz. Bırakın onlara vaaz etmeyin, nasihat etmeyi deyip bir kenara çekilmiş, e, tabiri caizse pasif bir inanan. Yani şöyle de ifade edebiliriz, etliye sütliye karışmayan efendim, bana dokunan, e, dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, yaşasın tabiri evet. e, uygun düşer buna. E, ama ibadetini yapan insanlar, ibadetini yapan. Ama buna rağmen o islah yani emri bil maruf ve nehyi anil münker, iyiliği emreden kötülüğü de engellemek için uğraşan grup diyor ki galu maziraten ila rabbikum biz bizim görevimiz insanları kötülükten engellemek. Ama bu bunu engellemek gücünü elde ederiz ya da edemeyiz. Fakat bizim görevimiz onlara bu hakikati söylemek, yanlış yaptıklarını söylemek, yani vaaz-ı nasihat etmek, evet. irşat etmek, onların bu gittiği yolun yanlış olduğunu söylemek. Bunu söylediğimizde, yaptığımızda Allah'a karşı bizim ahirette bir mazeretimiz olacak diyor, dolayısıyla söyleyeceğiz diyor. Neticede ayetin devamında şunu görüyoruz, e, Allah o kavmi helak ediyor. O e, sapkın insanlar, günahkar insanlar toplumu e, bozacak hareketler yapıp fitne, fesat, dedikodu, cinayet, efendimi, rüşvet, zulüm işleyen toplum helak oluyor, o insanlar helak oluyor. Bu e, nasihatta bulunan insanlar ise Allah onları da kurtardığını söylüyor. Evet. Peki üçüncü grup. Önemli olan Üçüncü evet. grup bu ayeti kerimede üçüncü grubun ne olduğuna dair bilgi yok. Çok enteresan. Yani üçüncü grup helak mı oldu efendim? Kurtuldu mu? Bakınız bugün toplumumuzda e, bu, hepimiz de bu özelliklerdeyiz. Ya evet. günah işliyoruz ya günahı engellemek için Gayret ediyoruz. İmanın gereği budur. Mümin bir insan ise yerinde duramaz. Aktif olması lazım. Pasif bir Müslüman olamaz. Yani günümüzde mesela diyelim ki Siyonist İsrail'in e, Filistinlere saldırması konusunda bir Müslüman pasif olabilir mi? Ya beni ilgilendirmiyor. Ben ibadetimle meşgulüm diyebilir mi? Evet. Üçüncü grupla ilgili bilgiye baktığımızda ayetlerde yer almıyor. Bu konuyu peygamberimizin amcazadesi Abdullah ibni Abbas'a sormuşlar. Demişler ki o üçüncü grup ne oldu? Suskun, pasif, ona buna karışmayan ama ibadetini yapan kendi halinde. O diyor ses vermedi diyor Abdullah ibni Abbas. Halbuki Abdullah ibni Abbas peygamberimizin duasına mazhar olmuş. Tercüman-ı Kur'an Tercüman Kur diye tarif edilen o sahabi amcazade susmuş. Evet. Bir şey dememiş yani. Sonra tekrar sorulduğunda <laughs> şu cevabı verdiğini rivayetler naklediyor. Onlar da helak oldu diyor. Allah, Allah Helak olan kavmin içinde onların da helak olduğunu belirtiyor. Bu gösteriyor ki Sayın Hocam e, imanın gereği aktif bir Müslüman olmayı gerektirir. Kötülüklere dur demeyi gerektirir. Yanlışlıklara müdahale etmeyi. Demin Abdullah Hocam da dediği gibi bu sözlü olur, kalpten olur, efendim yazılı olur, e, fiili olur. Mesela gücümüz yetiyorsa kötülüğü işleyen insana yakınımızsa, efendim tanıdığımızsa engel olabilirsek elinden tutarak engelleriz değil mi? Evet. Ama diğer şekliyle vaaz ve nasihatle engelleriz. Bir şekilde engellemek zorundayız. Bununla ilgili bir ayet daha okuyayım sizlere. Dinleyeceğim hocam şöyle yani mesela bugün toplumda yani yaygın biz de duyuyoruz. Yani diyor ki o onun hayatı bu benim hayatım. Dolayısıyla ben onun fikirlerine saygı duyuyorum. Hiç yani karşımızda kişi ya içki içiyor arkadaşı. Diğeri de mümin bir kişi. Yani bunun içkinin haram olduğunu veyahut da bundan uzak durması gerektiği noktası hiç nasihat etmiyor. Soruyorsunuz niye nasihat etmiyorsun? Saygı duyuyorum onun hayatı. Ben evet. içmiyorum diyor ve kendini bundan dolayı da mesul olarak görmüyor. Aslında anlattıklarınızdan anladığım evet. bundan da mesul. Yani arkadaşını doğru yola götürmek veyahut da bir akrabasına bu noktada bunun yanlış olduğunu, buradan gitmemesi gerektiği nasihatında bulunması. Böyle anlıyorum. Evet kesinlikle. El mer'u ala dini halilihi. Yani kişi arkadaşının efendim dini evet. üzeredir. Yani onun gittiği din neyse o da odur diye. Bu sorunuza şu ayet çok güzel cevap veriyor. Evet hocam. E, Ali İmran Suresi 110. ayet. Buyurun hocam dinliyorum. <laughs> Kunt kuntum ummetin uhricet bu ayeti hakikaten insan çok okuyoruz, biliyoruz ama denilemesini düşündüğümüzde çok çok önemli bir prensibi bizlere koyuyor, veriyor. Diyor ki ayette siz diğer milletler içinde ortaya çıkarılmış en hayırlı milletsiniz. Evet. Peki göstergem ne? Neden dolayı en hayırlı ümmetim? Yani Allah'a şükrediyoruz gerçekten ümmeti Muhammed olmaktan dolayı ve ümmeti allah Allahu Teala en hayırlı ümmet olarak tanımlıyor. Ama ayetin devamında ne diyor? Te'amuru bil maruf ve tenhaveni an'il münker. Hayırlı ümmet olmanın en belirgin, en bariz, en böyle elle tutulur özelliği iyilikleri emreden, kötülükleri ise yasaklayan. Yani emri bil maruf, nehyi an'il münker yapan insanlardır. Evet. Yani bunu Müslüman yapmadığı takdirde Biraz önceki o eyke halkıyla ilgili söylediğim gibi akıbeti felakettir. Çünkü orada e, iyiliği emredip kötülükleri yasaklamayan insanların helak olduğunu görüyoruz ve maalesef e, bu da bizim için ciddi bir şey. Bir ayet daha söyleyeyim Buyurun müsaadenizle. Hocam. Bu da yine eski kavimler yani e, ehli kitapla alakalı bir ayette. Estağfirullah. Kânû <laughs> Kanu la yetenahavna an bunkerin Yapılan kötülükleri görürlerdi, birilerdi kötülük yapıldığını, o kötülüğe dur demezlerdi, engel olmazlardı. Evet. Bir diğer ayetin devamında da illa kalilan yani çok az insan bu iyilikleri emredip kötülükleri yasaklamak için gayret gösterir diyor. Çok az insan. Yine oradan günümüze gelmek isterim. Bugün masum insanlara, Filistinlilere saldırı yapılırken dünyanın bütün ülkeleri sanki birleşmiş. Ne kadar ülke engel olmaya çalışıyor? Çok az insan, çok az devlet. Evet. Burada da ayetin ifadesinin gerçekten günümüzde de aynen tecelli ettiğini görüyoruz. Kötülükler yapılırken buna cephe almayan, zulme dur demeyen nice devletler var. Dünyada kaç devlet var? Kaç tanesi Filistin'in zulme uğradığını söyleyebiliyor acaba? Evet. İşte ayette bunu ifade ediyor. Çok az insan bu iyiliği yap, teşvik etmek için, kötülüğü dengelemek de için gayret gösterir diyor. İnşallah Allahu Teala'nın o az diye, çok az insan diye nitelediği... İnşallah bizler şeyde de onlardan oluruz. Devlet olarak, Allah'a şükür, millet olarak, toplum olarak bu konuda yerimiz konumumuz son derece güzel, önemli. Evet. Çünkü biz Müslüman olarak, devlet olarak, ...zulmün her çeşidine, kötülüğün her çeşidine karşıyız. Bunu efendim mutlaka... Bu da bir vazife yani de, namaz vazife. kılmak gibi evet. bir vazife. Hatta hatta şunu söyleyebilir miyiz hocam? Yani namaz kılabilirsiniz, çokça zekat da veriyor olabilirsiniz. Bireysel ibadetlerinizi çok yap evet. yapıyor olabilirsiniz ama... ...bu iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmekten... ...ya benim işim değil bu diyorsanız o zaman... Hakiki manada vazifenizi yapmamışsınızdır. Pasif bir insan olarak tabii evet. hakiki gerçek vazifeyi Öyle imanın değil. gereği yapılmamış demektir. Evet çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Allah razı olsun değerli bilgilerden dolayı. Ya abla hocam hemen e, size dönüp şunu sormak isterim. Özellikle günümüz insanı yani tarihi serüven içerisindekilerin birçoğundan farklı. Çok alıngan hemen e, yani laflar başka yerlere çekilebiliyor vesaire vesaire bazı özellikleri var. Yani şu zamanın insanın. Dolayısıyla bu zamanın insanına özellikle tebliğ ve irşat noktasında nasıl bir yol izlenmeli? Bir de işin şu noktasını sormak istiyorum. Yani onu da çok özellikle merak ediyorum. Hocalar veyahut da bu tebliği yapabilecek, yapacak kişiler iyiliği emrederken, kötülüğü yasaklarken nasıl bir dil kullanmalılar? Fatih Hocam tabii ki davetin birçok usulü vardır. Evet, Fakat canım. en başta gelenleri söyleyecek olursak birincisi muhatabın durumunu göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü her muhatabın bir anlayış seviyesi, bir idrak seviyesi, hali teruhu efendim ihtiyaçları farklıdır. Bizim Arapça'mızda özellikle belagat kitaplarında bu ifade geçer. Muktezai hal diye bir e, terkibimiz var. Evet. Yani muhatabın durumuna göre sözün seçilmesi anlamında. Yine mesela Arap şairler bunu çok kullanır. Likulli makamin makal. Her bir makama uygun bir söz vardır. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman, Mekke ve Medine dönemindeki ayetlere baktığımızda inen ayetlere, aslında Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin muktezayı hale göre indiğini biz görüyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssaların iniş zamanıyla Hz. Peygamber'in çekmiş olduğu sıkıntı ve meşakkatin aslında zamanı aynıdır. Aynı orantıda gider. Yani bu kıssaların amacı o dönemde Hz. Peygamber'e ve etrafındaki bir avuç insanlara e, motivasyon vermektir. Onlara güç kazandırmaktır. Psikolojik olarak onları desteklemektir. Dolayısıyla hitap her zaman muhataba göredir. Mesela bununla ilgili Hz. Ali'ye atfedilen bir söz var. İnsanların idraklerine göre konuşun. Onların seviyelerini göz önünde bulundurur. Siz Allah ve Resulünün yalanlanmasını ister misiniz? Demek ki sizin söylediğiniz ne kadar hakikat olsa da ne kadar ayet ve hadis olsa da eğer karşı taraf onu anlamayacaksa o zaman farklı mesajlar, onların idrak edebileceği mesajları iletmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber mesela ileri gelen sahabeleriyle, ileri gelen sahabeyle konuştuğu mevzuları evet. bir bedeviyle konuşmamıştır veya yaşlı bir kadınla kullanmış olduğu o usluk, o dil bir çocuktan farklı olmuştur. Keza aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e kabilere isteri gelirdi. Onlara kullanmış olduğu dille dışarıda, çarşıda, pazardaki insanlara kullanmış olduğu dil yine birbirinden farklıdır. Dolayısıyla dini bir konu her zaman her yerde konuşulmaz. Evet. Mesela bununla ilgili şunu söyleyeyim. Gazali'nin meşhur bir kelam kitabı var. İlcamül Avam an ilmil kelam. İlcam normalde gen vurmak demektir. Aslında şunu söylüyor. Benim bu yazdığım kelami konular teknik konulardır. Dolayısıyla ben bunları halka değil aslında bunu ilim ehline anlatıyorum, aktarıyorum. Yani kitabın adı ilcamdır gen vurma. Yani avamı bundan uzak tutmadır. Evet. Dolayısıyla yani bu doğru bilgi, hakikat diye ulu orta her yerde onu söyleyemeyiz. Bir diğer husus kesinlikle karşı tarafı ikaz ederken veya karşı tarafa bir şey anlatırken onların kusurlarını yüzlerine vurmayacağız. Sen niye şunu yaptın, sen niye bunu yaptın tarzında hitaplarda bulunmayacağız. Bu şekilde çıkışmayacağız. Ben gerçekten Hazreti Peygamber'in bu davetle ilgili hayatına baktığım zaman beni şaşırtan çok böyle ifadeleri oldu. Mesela zaman zaman aslında kullanırız ama çok farkında olmayız. Hazreti Peygamber'e mesela birinin bir kusuru anlatılıyor, aktarılıyor. Hazreti Peygamber hiçbir zaman ma balu fulanin yakulu keza ve keza demiyor. İşte ismini vererek falanca kişiye ne oluyor da şunu şunu yapmıyor. Ne diyor? Ma balu akvamin yakulun. Ya falanca kişilere bazılara ne oluyor da işte şöyle şöyle yapıyorlar. Evet. Mesela bununla ilgili Hazreti Peygamber'in bir zekat memuru örnek verilir. Zekat tahsildarı. Zekat tahsildarını gönderiyor farklı bölgelere. Zekatları topluyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor. Hazreti Peygambere ey peygamber işte şu mal senindir. Şu hediyeler de bana aittir. Peygamber ona kesinlikle şöyle bir şey demiyor. Hutbeye çıkıyor. Orada insanlara hitap ediyor. İşte ey falanca kişi sen neden bu hediyeleri getirdin demiyor veya bunları aldın demiyor. Birilerine ne oluyor da bana bu hediyeleri getirmiş? Eğer ben o görevlendirdiğim kişi görevlendirmemiş olsaydım, o evinde kalmış olsaydı acaba yine ona hediyeler verilir miydi? Yani bir nevi zekat tahsildarının hediye almasını rüşvet olarak peygamber telakki ediyor ve bunu görev sü istimali olarak görüyor. Fakat ne olursa olsun her halükarda peygamber efendimiz onun ismini asla vermiyor. Yani sanki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buradaki hedefi ne karşısındaki muhatabını yermek ne de kendini övmek. Tamamen evet. hakikatin isharı niyetiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hedef doğrultusunda bütün söylem ve eylemlerini gerçekleştiriyor. bazen yani bu noktada belki önemli olan noktalardan biri de budur hocam. yani ihlas noktası sadece bunu Allah rızası için yapmak. Evet. Kişi bazen kendini tatmin etmek için bunu yapıyor. bak sen böyle hata yapıyorsun ama bak ben yapmıyorum. doğru bende gibi söylemlere gidebiliyor ki bu da neticesiz hakim kalıyor sanırım. Evet. Ya bunun o kadar enteresan örnekleri var ki böyle ibret verici. Mesela Uhud savaşında. Evet. Malum Müslümanlar kaybetti. Aslında zafer gibi göründü. Fakat nihayetinde biz onu kaybettik. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar mağlup oldu. Mesela Hz. Peygamber şu ayet tamamen Uhud Savaşı ile ilgilidir. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَيْ كُنْتَ فَضًّا غَرِيدًا قَرِبًا مِنْ حَوْلِكِ Yani koskoca bir savaşın kaybedilmesine rağmen o savaşın kaybedilmesine sebep olan az sahabeye peygamber Efendimiz bağırarak konuşmamıştır. Neden? Çünkü peygamber burada hakikati anlatmıştır. Ve eğer sen onlara karşı yumuşak olmasaydın, tatlı bir dile sahip olmasaydın, lenfedu havlik. Etrafındaki insanlar dağılır giderdi. Keza aynı şekilde şu çok önemli. Yine evet. bizim geleneğimizde çok güzel hani ifade var. Hal ile kal uyumu. Hal ile söylediklerimizin yani davranışlarımızla sözlerimizin tutarlılığı anlamında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin üç tane özel bir vasıf var. Üç tane ayette bu geçer. Ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şahiden ve mübeşşiran ve nezira. Şahit, mübeşşir, müjdeleyici ve nezira uyarıcı. Şimdi bu şahit kelimesine bizim müfessirlerimiz biraz farklı anlam vermiş ama bu şahit kelimesi aynı zamanda şuna da delalet eder. Şahit aslında bizzat kendi yaptığına, anlattığına şahit olma, rol model olma, bir ideal ortaya koyma. Mesela Hazreti Peygamber bir iddiada bulunduğu zaman bunun en ikna edici yönü kendisiydi. Şahidi bizzat kendisiydi. Çünkü Hazreti Peygamber yapmadığı, yaşamadığı hiçbir şeyi bir başkasına aktarmamıştır. Dolayısıyla hal ile kal i uyumu olunca söylediklerimiz karşı tarafa çok daha tesirli oluyor. Hatta bununla ilgili yine bizim Kitaplarımızda lisanül hal akva min lisanül kaldir. Evet. Yani hal ile yapılan vaaz söz ile yapılan vaazdan çok daha etkilidir. Şunu da söyleyin Fatih Hocam. Yani yine bizim kitaplarımızda anlatılır. Mesela Çin'e ondan sonra Endonezya'ya İslam gidiyor. Sahabe götürüyor. Aslında Endonezya olsun Çin olsun buraya İslam tüccarlar vasıtasıyla gitmiştir. Tüccarlar vasıtasıyla o bölge halkı İslam'ı anlatmıştır. Yani baktığımız zaman o insanların o tüccarların tutumu yani söyledikleriyle aslında hiçbir şey söylememişler. Sadece yaptıklarından, dürüstlüklerinden insanlar etkileniyorlar ve İslam'ı kabul ediyor. Dolayısıyla bir davetçinin özellikle bu ilkelere riayet etmesi gerekiyor. Yani Endonezya örneğini verdiğiniz için o bölgeler tüccarlar dediniz. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam yani ticaretlerini adaletle yapmaları insanları evet. etkiliyor değil yani mi? Yani bunun örnekleri var ama fazla evet, uzatmayalım yani, e, vakit geçmesin. Peki hocam şunu eklemek istiyorum. Yani e, son kısmı yani bazen şöyle iddialar var. Artık bu zamanda e, tebliğe veyahut da irşada gerek yok. Zaten insanlar işte kitapları okuyabiliyorlar, bilgiyi elde edebiliyorlar vesaire. Dolayısıyla yani mutlak bir özgürlük zaten anlayışı tamamen yaygın. Yani böyle bir şey olabilir mi? E, Fatih Hocam, Zafer Hocamız o kadar ayet okudu. Keza yine ben de birkaç hadis ayet okudum. Yani emri bir marufun ne kadar gerekli olduğu. Evet insanlar bireysel olarak okuyabilir, kendilerini yönlendirebilir. Evet, evet. Fakat insan her zaman hata ile insandır, hata ile mağludur, yanlış yapabilir. Dolayısıyla mutlaka bu emri bir maruf müessesesinin gerek resmi olarak, gerek bireysel olarak, gerek sivil olarak yapılması ve icra edilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü insan tek başına hareket ettiği zaman potansiyel olarak bir fiil yanlış yapma ihtimali var. Evet. Dolayısıyla bunu uyaracak birileri gerekiyor. Mutlaka bu müessesenin ayakta durması yani gerekiyor. Bu yapılacak ama e, sizden de anladığım kadarıyla ehli yapacak. Yaparken <laughs> evet. hikmet dilini, muhatabını, e, ikna etme dilini hiçbir zaman elden evet. <laughs> Ve cadelihum <hurâhî> billetihi <laughs> ahsen. Keda ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'adatil hasene diyor. Evet. Yani... Rabbimiz. Hikmet demek yani tutarlılık. Evet. Ee, bu anlamda hikmet, güzel söz. Ondan sonra sözün zerafeti ve estetiği anlamlarında. Tabi bunlar ile mücehhez olduğu zaman o zaman davetimiz çok daha etkili evet. oluyor. Yani belki bu söylenirken düşmancasına değil kardeşçesine söylemek en önemli noktalardan bir tane. Hani insan bir düşmanına bir şey söyler bazen de kardeşine onun iyiliği için bir şey söyler. Bu noktayı da bırakmamak gerekir sanırım. Zafer Hocam, evet. tabi Abdullah Hocamla çok konuştuk. Siz Allah razı olsun emri bil maruf münkeri bizlere tarif ettiniz bunun uygulandığı alan tebliğ, irşat vesaire gibi bu ifadeleri çok kullandık ama bunların tanımını nasıl yapabiliriz? İrşat ve tebliğ kavramları nasıl tanımlanabilir? Evet, e, ayeti kerime ile yine e, cevap vermek isteyeyim. Buyurun hocam. E, ayeti ayet-i kerime de estağfurullah. billah. O zekir fe inne zikra ten for Hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olmakla beraber manası ya da hükmü umumidir. Evet. Yani Peygamberimizin şahsına olan ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve hatırlat, uyar, bilgilendir, malumat ver onlara sürekli. Fe inne zikra ten faul mu'minin. Müminlere fayda verecektir kesinlikle. Yani bizim de görevimiz tabii ki bu emri bil maruf nehyanel münker yaparken bu yani kötülüklerin saf dışı edilmesi, toplumu felakete sürükleyen, insanları ruh hastası yapan, insanlara zarar veren, maddi manevi. Bunları engellemek için, ortadan kaldırmak için kötülüğün kötülük olduğunu mutlaka söylememiz lazım. Çünkü ayet-i kerime, Zariyet suresi 55. ayet, yine bir emri bil maruf, nehyanı mülkerle ilgili önemli bir prensibi ortaya koyuyor. sen hatırlat ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, mutlaka o hatırlatman senin, onlara fayda verecektir. Ee, bunun tabi usulü, esası, e, efendim belli kuralları, belli kaideleri deminden beri konuşuyoruz. Evet. Yani herkes çıkıp da efendim, e, irşat görevinde bulunamaz. Bulamaz. Onu öncelikle bilmesi gerekir. E, usulünü öğrenmesi gerekir. E, Hz. Allah, Hz. Musa'ya bile git Firavun'a dediğinde, var ona ağzına gelen ne varsa söyle demiyor. Ne diyor? Fakula lehu kavlen leyyina. Yani yumuşacık söz söyleyin. Firavun'a karşı bile. Yani kaş yapalım derken kaş göz çıkartmayalım. Evet tabii. Bunu yani bilerek bilmek önemli. Bilerek söylemek önemli. Ee, samimi olmak. Yani burada rol model diyoruz ya e, örnek model olmak. Kişi mesela yine ayette de söz konusu olmuş. Kişi bunu söylüyor, anlatıyor mesela bir baba olarak düşünün, bir anne olarak düşünün. Çocuğuna pek çok iyi şeyler söylüyor. Hakikaten gerçekten güzel şeyler. Heh. Yani inkar edilemez şeyler. Ama bakıyorsunuz fiiliyata, eylemine bakıyorsunuz. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor. Yani rol modeli olmuyor. Rol model olmayınca karşıdaki insanlara onun etkisi olmuyor. kendi Ayet, çocuğu da olsa etki etmiyor. Tabii kendi Manusun. çocuğu da etki etmiyor. Hatta ayette ete emrunen nasabil bir bu Yani siz iyilikleri insanlara anlatıyorsunuz. Şu iyidir, şu kötüdür diyorsunuz. Ama kendinize gelince bunların hepsini yapıyorsunuz diyor. Hepsini işliyorsunuz yani kötülükleri. Bu bu işte yanlış bir metottur. Bu yönle baktığımızda Allah'a Allah şükre diyorum. Diyantistler başkanlığımız gerçekten bu işi yani emri bil maruf, nehi anıl münker Evet hocam. Ee, en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı demişken onu da merak ediyorum. Yani başkanlığın bu noktadaki çalışmalarından bahsedebilir misiniz? Yani ne gibi çalışmaları var? Evet. Başkanlığımız gerçekten bu konuyu, bu görevini kanunun kendisine vermiş oldu. Zaten kanunda geçtiği şekliyle ne diyor? Kendisine kanunen verilmiş dini konuları insanlara ulaştırmak, aktarmak. Ee, öncelikle mesela e, her cuma günü her cuma günü camilerimizde e, icra edilen e, hutbelerimiz e, bütün yer şeye de, ülkenin, ülkenin ülkenin yani. her yerindeki camilerimizde insanlara ulaşıyoruz. Hep orada hutbelerimizde hayrı, iyiliği, güzelliği anlatıyoruz. Zulmü, kötülükleri, insanları e, kötü yollara düşüren kötülük her türlü faaliyetleri de anlatıyoruz. Süreli yayınlarımız var. E, aylık dergilerimiz, efendim e, ilmi dergilerimiz e, mevcut. Bunlarla da yine sürekli olarak güncellenmiş bilgileri halkımıza ulaştırıyoruz. Dini konularla ilgili temel kitaplarımız söz konusu. E, hakikaten başkanlığımızın yayınlarına baktığımız zaman e, çok çok kaliteli kitaplarımızın olduğu e, ve dinin de sahih kaynaklarına dayanan ee, çok faydalı eserler olduğunu e, evet. yani benim söylemem bile yetmez ama e, onu okuyup e, değerlendiren insanlar bile aynı kanaatte olacaklarından eminim. Evet, evet. Aynı şekilde camilerimizde pek çok hocamız e, cuma günleri vaaz ve irşatta bulunması cumanın haricinde diğer günlerde akşam kursları, gündüz kursları yetişkinlere yönelik Kur'an okuma Kur'an eğitimi e, çocuklara yönelik yaz kurslarımız yani toparladığımız zaman gerçekten başkanlığımızın çok çok önemli, çok çok büyük bir hizmeti yerine getirdiğini görüyoruz. Bunun da bir parçası olduğumuz için mesela Diyanet TV, Diyanet Radyo, Kur'an Radyo, Siyer Radyosu, efendim ne kadar çok yayınımız var. Bunlarla halkımıza, insanlarımıza ulaşıp hayrı söylemek, Kötülüklerin de ne olduğunu anlatıp bak bunlardan vazgeçin, bunlar kötüdür diye insanlarımızı uyarmak zannedersem Kur'an-ı Kerim'deki o ifade edilen e, hayırlı ümmet var ya evet. hayırlı ümmet olmanın e, örneklerini sergilediğimizi inanıyorum. E, Tabi bunlar e, mükemmel mi? Dört dörtlük mü yapıyoruz? Hiç kimse mükemmel olduğunu iddia edemez. Biz de yapıyoruz. Daha da geliştirilir. Daha da güzelleştirilip daha da e, Mükemmel hale getirmenin gayretindeyiz. Yani bununla yetinmiyoruz. Eksiklerimizin var olduğunu, noksanlarımızın var olduğunu daha iyi şekilde getireceğimize inanıyorum inşallah. Kuşkusuz öyle olmalı. Zaman değişiyor, evet. insan değişiyor. Dolayısıyla sunduğunuz hizmetler de Kesinlikle. ona göre evet. değişmeli. Peki hocam şunu sizden alsak şimdi din görevlilerimiz var, camilerde görevli hocalarımız var, Kur'an kursunda görevli hocalarımız var. Bu noktada hocalarımız yani ne gibi hizmetler artı olarak sunabilirler ve bunları sunarken onlara tavsiyeleriniz neler olacaktır? Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim, ee, öyle bir söz var derler ki Allahu Teala'nın seni hangi e, iş ile e, çalıştırdığına bir bak, ona evet. göre hamd ve şükret. Ee, evet, herke her meslek kutsaldır, her meslek <laughs> e, helal olan her meslek kutsaldır. Ama e, dini bir e, faaliyet yapmak, dini öğrenmek ve onu insanlara anlatmak e, önemli bir görevdir. Onun için meslektaşlarımızın e, bu görevi yaparken gerçekten samimi olmaları, e, kutsal bir görev yaptıklarını, Allah'ın emirlerini, ayetlerini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini insanlara ulaştırdıklarını, bir ulaştırdıklarının bilincinde olsunlar. Yani bu görev gerçekten peygamber mesleğidir ee, ve insanları hayra, doğru yola sevk etmek için gayret göstermek e, çok önemli. E, samimiyet, ihlas e, ve bu konuda hiçbir şekilde yorulmamak, bıkmamak, e, aşk ve şevk ile bu görevi yerine getirmek e, biz din görevlileri, meslektaşlarımızın e, hedefi olmalı. Bu hedefle de inşallah Allahu Teala'nın razı olduğu bir toplum, Mevla'nın razı olacağı bir insan olma şerefine ereriz inşallah diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah hocam. Biz din görevliler olarak din tabii, görevlisinin mesaisi yani, olmaz. Tabii çok güzel ifade evet. ettiniz. Din görevlisinin mesaisi 24 saattir. Evet. Yani, 24 saat görevindedir, hizmetindedir. Tabii bunu söylerken. Yani 24 saat çalışsın demek istemiyoruz. Ama baktığımızda hakikaten din görevlisi kardeşlerimiz, meslektaşlarımız meslektaşlarımızda mesai mefhumu yoktur yani. Evet. Mesai mefhumu yoktur. 8 saat çalışıp ondan sonra tamam işim bitti diyemiyoruz. Evet. Bizim mesaimiz 24 saattir diyebilir. Oturduğumuz mahallede insanların kalplerine dokunma, evet. evlerinin içlerine dokunma. Hepsi bizim görevlerimiz Görevler. arasında. Abdullah Hocam e, size şunu sormak istiyorum. Yani genel manada, şimdi Zafer Hocam'a e, din görevleriyle alakalı sorduk ama bazen sosyal medyada filan da e, görüyoruz. Yani insanlar bir şeyler anlatıyorlar. E, bir şeyler ama dil bazen o kadar yanlış, e, bazen kırıcı ifadeler kullanılabiliyor. Yani bunlar çekmekten çok iten ifadeler gibi duruyor. Yani özellikle bu vazifeye yapan kişiler e, re, ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Hem bu noktadan, bu yanlışları noktasından bir de umumi olarak kardeşlerimiz evet donanımlı olanlar da var içlerinde. E, onlar onlar için de ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Böyle iki yönlü bir soru sormuş olayım size. Fatih Hocam, e, Arap dünyasında yayınlanan bir kitap var. E, bu kitabın başlığı çok enteresan. Evet. Orada der ki, Nahnu duatun ve leysa Evet hocam. Biz davetçiyiz, yargılayıcı değiliz. Yani bu şu demek, biz din adına Allah'ın zabıtaları değiliz veya İslam adına inzibatçı değiliz veya yine Allah adına, peygamber adına kelle avcısı değiliz. Evet. Biz din adına konuşmuyoruz. Biz sadece dinden anladığımızı aktarıyoruz. Dinden anladığımızı. Böyle olunca aslında bizim her konuşmamız şu anlamı taşır. Allahu alem bi muradehi bizzalik. Doğrusunu Allah bilir. Mesela bizim gelenekteki müellefatın münderecatına baktığımız zaman bir müfessir bir ayette ilgili sayfalarca yorum yazıyor. En son der ki doğrusunu Allah bilir. Veya yine kitaplara baktığımız zaman çok böyle enteresandır. Yazıyor 600 sayfa 700 sayfa kitap en son diyor ki Allahu alemi bis Doğrusunu Allah bilir. Böyle olunca bizim ilkemiz bir defa şu olması lazım. Bu İmam-ı Şafii'ye atfedilir. Yani çok hoşuma gider. Der ki Rayı savap yahtemil el hata ve rayi gayri hata yahtemil es savap. Bana göre benim görüşlerim doğrudur fakat yanlış olma ihtimali var. Bir başkasının görüşü, yorumu yanlıştır fakat doğru olma ihtimali var. Kaç ayeti kerimede Allah peygamber Efendimize hitaben "Ve ma ente aleyhim bi-cebbarin fezekir bil-Kur'an men yakhafu Sen onları zorla imana getirecek değilsin. Veya işte les aleyhim bi-musaytir." Sen onlara ...gözetleyici değilsin. Yani bizim anlattığımız din... ...veya dinden anlattıklarımız... ...bunları aktarırken... ...bu anlattıklarımız... ...öfke ideolojisine dönüşmemeli. Keza İslam'dan anlattıklarımız... ...İslam'dan aktardıklarımız... ...yüksek gerilim hattı üretmemeli. Evet. Çünkü biz de anladıklarımızı aktarıyoruz. Dolayısıyla bir başkasının yanlışını... ...düzeltmeye kalkarken... ...din adına kesinlikle bir başkasının... ...gıybetini, nemimesini efendim onu karalamak, yaftalamak, itibar suikastı yapmak. Bu bizim hakkımızda değil, kesinlikle haddimizde değil. Mesela vatandaş veya falanca kişi öyle bir din anlatıyor ki, öyle bir din adına konuşuyor ki, kendi anlayışına aha bu işte İslam'ın bizzat kendisidir. Aha işte benim anlattıklarım bizzat Kur'an'ı kendisidir. Veya işte benim bu anlattıklarım ehli sünnetin ta kendisidir. E böyle olmayınca farklı düşünen insanları hem İslam dairesine dairesinin dışına hem ehli sünnetin dışına itmiş oluyor. Evet hocam. Aynı şekilde mesela bizim kullandığımız keza bir if söylem var. Tek hakikatçi söylem diyoruz. Tek hakikatçi söyleme sahip olduğun zaman başka tarafa düşünme hakkı vermediğin zaman işte sadece benim mezhebimin görüşü doğrudur. Sadece benim meşrebimin, tarikatımın veya işte hocamın, hacımın görüşü doğrudur dediğin zaman bu sefer senin anlattığın bu ifadeler veya İslam adına anlattıkların Aynı safta namaz kılan Müslümanları birbirine düşürüyor. Evet. Hazreti Peygamber Muaz Bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde kolaylaştırın zorlaştırmayın kesinlikle tefrikaya sebep olmayın diyor. Eğer senin bu anlattıkların Müslümanların birliğini parçalamaya sebep olacaksa toplumun kökünü ümmetin kökünü zeminden sarsası, sarsacaksa o zaman bu iş yapılmasın. Yani bunu anlatma daha iyi diyebilirim. Yani kaldı ki bazen şöyle yani o sivri dil itham edici, bir tarafları itham edici veyahut da hedef gösterici dil. Yani bütün insanlar bunu dinliyorlar. Avamda farklı tezahürlerle karşılaşabiliyor ve neticeleri vahim olabiliyor. Evet. Yani bunları da son günlerde görebiliyoruz maalesef. Yani bir nevi şöyle oluyor. Kayıkçı kavgası diye bizim bir ifademiz var. Evet. Kayıkçı kavgasına benziyor. Yani tabiri caizse... Yani filler tepişiyor fakat zarar görenler karıncalar oluyor. İslam'a karşı çok meraklı olan gençlerimiz var, vatandaşlarımız var. Gerçekten ilgiyle takip ediyorlar. Ama bu tür tartışmalara mahal verildiği zaman böyle gerilim üretecek, aynı safta namaz kılan insanlar birbirine düşecek, Müslümanlar birbirine düşman yapacak söylem ve ifadeler maalesef en çok dinleyenlere zarar veriyor. Hmm. Fatih Hocam bir başka husus onu da Buyurun aktarayım. Ee, şunu unutmayalım, temsil... Et temsil gablet tebliğ. Temsil tebliğden önce gelir. Hazreti Peygamber'in başarısına bakalım. Hazreti Peygamber'e 40 yaşında vahiy geldiğinde tek başına bu işe başladı. Tek başına tebliğ etmeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5 ve Arafat'ta veda hutbesinde değil mi? 110 bin sahabenin olduğu söylenir. Müslüman olduğu söylenir. Peki Peygamber Efendimiz'in bu başarısı neydi? Çünkü Peygamber hiçbir zaman yapmadığı bir şeyi, inanmadığı bir şeyi karşı tarafa söylemedi. Az önce Zafer Hocam okudu. Etemurun nase ve tensevun enfusekum. Siz insanlara iyiliği ve dindarlığı aktarıyorsunuz, anlatıyorsunuz fakat kendinizi unutuyorsunuz. Lime taqulune ma la tefalun. Neden yapmadıklarınızı karşı tarafa söylüyorsunuz? Evet. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Bir var de, hocam buyurun. şunu da söyleyeyim. Asrın idrakini dikkate almalıyız. Asrın idrakinden kastım şu. Din rasyonel olduğu kadar aynı zamanda irrasyoneldir. Ne demek istiyorum? Evet dinde bazı bilgiler vardır İslam'da bunu aklımızı anlayabiliriz ama bazı bilgiler vardır aklımız almaz değil mi? Evet. Zaten gaybi konular ahiret vesaire bunları zaten görmediğimiz konular görmediğimiz halde bunlara iman ediyoruz. Eğer karşı taraf bunu anlamayacaksa karşı taraf bunu inkar edecekse o zaman onların anlayabileceği malzemeleri sunmak gerekiyor. Tabi bu kesinlikle İslam'dan taviz vermek değildir muhatabın durumuna göre davette bir strateji geliştirmektir. Sosyal ile ilgili şunu söyleyeyim. Tabii sosyal medya artık bir iletişim aracı. Ee, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. İyi yönde kullanılıyor, kötü yönde kullanılıyor. Artık e, dini davet amaçlı da kullanılıyor. Fakat burada en çok dikkat edeceğimiz husus yaptığımız paylaşımların, içeriklerin araca dönüşmemesi, amaç olması. Bir defa bir içerik oluşturduğumuz zaman ben bu içeriği niçin üretiyorum? Niçin paylaşıyorum? Çok beğeni almak için mi? Yoksa sırf Allah rızası için mi ben bu paylaşımı yapıyorum? Şimdi mesela vatandaş paylaşım yapıyor. Dini bir paylaşım yapıyor. Fakat altına da şunu yazıyor. Peygamberi seviyorsan bir nokta da olsa buna yorum yap diyor. Evet. Veya işte falanca kişinin bilmem işte İslam düşmanı kişinin şu kadar falanca sosyal medyada takipçisi var. İşte beğeni alıyor. Ben Allah adına burada iş yapıyorum. Siz neden beni beğenmiyorsunuz? Evet. Tabii bununla etkileşim oluşturmaya çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? Sosyal medya dindarlığı ortaya çıkıyor. Bundan kaçınmak lazım. Bir de orada paylaşılan bilginin yani çünkü bazen binlerce, milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Bir bilgi yazılıyor veyahut da bir hadis yazılabiliyor. Halbuki gerçekte böyle bir hadis yok veyahut da bilgi e, dini olarak sahih değil. Bilgileri de iyi teyit etmek gerekir. Evet, kaynağını çok iyi araştırmak lazım. Bir de şöyle bir maalesef zaman zaman cehaletimiz oluyor. Şimdi vatandaş diyelim ki kendisine bir sosyal medya üzerinden bir resimli işte dini bir paylaşım gelmiş. Altında Evet. Yazmış ki El Mevzuatul Kübra. İbnül Cevzi'nin Mevzuatul Kübra kitabı. Sözde hadis kaynağı. Halbuki Mevzuatul Kübra İbnül Cevzi'nin kitabı en büyük uydurma hadisleri kitabıdır. Fakat evet. vatandaş onu hadis kaynağı olarak almış. Dolayısıyla bu hususlara da dikkat etmek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Davet Davetle ilgili tebliğ ile alakalı Fatih Hocam. Evet sözün bir hakikat değeri var. Ahlak yönü var. Bir de estetik yönü vardır. Eğer Sözü sadece hakikat olarak karşı tarafa sunarsak evet, bunun efendim. içinde sözün ahlakı olmazsa, bunun içinde sözün estetiği olmazsa o zaman söylediklerimiz doğru olsa bile o bir afete, bir nefrete dönüşebilir. Bundan evet. da kendimizi sakındırmamız yani gerekiyor. Bunların hepsinden uzak durmak lazım. Bazen şöyle şeyler olabiliyor. Yani bir bilgi evet zamanında belki bir alim veya birkaç alim bunları... ...söylemiş olabilir. Sanki dinin naslarla sabit bir hükmüymüş gibi. Belki o zamanda kalmış bir söylem olabilir. Günümüzde anlatılıp insanların dinden uzaklaşmalarına evet. neden olunabiliyor. Dolayısıyla sosyal medyada özellikle yayın yapanlar... ...ağızlarından çıkanı kulaklarının duyması gerekir evet. söylemlerini. Hocam son bir dakikan var ama... ...sizle başladık, sizle bitirmek evet. istiyorum. Sizin bir tavsiyeniz varsa... ...bu noktada alabilir miyim? Evet, çok güzel gerçekten. Ee, bir dakikada şunu söyleyeyim. Ee, emri bil maruf, nehy anel münkerle ilgili ayetler çerçevesinde... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir yapılanma olmuştur. Buna biz hisbe diyoruz. Evet. Hisbe, yani bunu yapana da muhtesip. Hisbe, toplumdaki kötülükleri engellemek için... ...iyilikleri de teşvik etmek için... ...hem ticari, hem ahlaki, hem efendim hangi bakımdan e, derseniz deyin... E, toplumu e, kurtuluşa erdirecek, toplumu huzurlu bir hale getirecek bir teşkilattan mı? E, bununla da ilgili de üç e, sahabeyi erkek sahabeyi ve iki tane de hanım efendiyi evet. Peygamberimizin görevlendirdiğini biliyoruz. Yani konunun bu kadar önemli olduğunu e, dolayısıyla İslam adına konuşurken yani irşadda bulunacağız ya emri bil maruf yapacağız ya kesinlikle e, İslam adına olsun yanlış bilgi olmasın. Bu yanlış bilgi olduğunda e, pek çok insanın e, İslam hakkında yanlış bilgilendirmiş oluyoruz. E, bu da hakikaten onulmaz, tamiri yapılamaz, te, telafi edilemez hatalara evet. götürüyor. Bundan sakınmayı tekrar altını çizmek istiyorum. Evet, yani özellikle 3 aylar girdi, Ramazan gelmek üzere. E, yani bugünlerde çok fazla bunları duyarız. Yani terzi kasaplık yapmaya çalışırsa sanın hastanelik olur. Evet. Dolayısıyla bu işi de ehliyetli olmayan Ehli kişiler. Ehli evet. Yani eline telefon alıp her şeyi diniymiş gibi anlatıp yaymaları doğru olmayacaktır. Evet değerli izleyenler. Bugün değerli hocalarımla beraber Kur'an'ın rehberliğinde doğru bir davetin nasıl olacağını konuştuk. Ben hocalarıma teşekkür ediyorum. Haftaya dini gündemde yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere Allah'a emanet olun. Selametle kalın.